Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Kişi nasıl olsa ölür ama her ölüm bir nedene dayanır. Kimi ölümlerin nedeni olarak gösterilen şeyler, ölüm sonucunu doğuracak şeyler olmaktan uzaktır. Bunlar bahanedir. Asıl neden kişinin yaşama süresinin sona ermiş olmasıdır. Eden bulur, inleyen ölür. Bir durumun nasıl sonuç doğuracağı işin başında belli olur. Başkasına kötülük edenin başına kötü işler gelir. İnlemekten kendini alamayacak kadar ağır olan hasta ölür. İnlemekten kendini alamayacak kadar ağır olan hasta ölür. Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını. Bir girişimden iyi sonuç almak isteyen temeli sağlam kurmalıdır. Nitekim ekilen tohum güzel olursa çıkan ekin de güzel, güçlü ve bol olur. Ekici ol, bilici olma. Çiftçi işini bilir, gereğini yapar ama istediği ürünü alabilip alamayacağını bilemez. Çünkü doğa olaylarının ekin üzerinde ne gibi etkiler yaratacağı belli değildir. Ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır. Şunun bunun kazancına, rızkına engel olanlara bir gün aynı şeyi yaparlar. Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil. Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil. Kimi işler iyi niteliktedir. Kullanılan araç elverişsiz, yetersiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir. Ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez. Ekmeği ekmekçiye ver. Bir ekmek de üstüne ver. Verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun, her iş uzmanına yaptırılmalıdır. El ağzına bakan karısını tez boşar. Kişi özel yaşamı ile ilgili önemli konularda başkasının düşüncesiyle değil, kendi düşüncesiyle ve durumunu düşünerek karar vermelidir. Başkasının sözüne uyarsa özel hayatının düzeni bozulabilir. El el ile, değirmen yel ile. İnsanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar. Birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar. Bu durum cansızlarda bile görülür. Değirmenin dönebilmesi için, buğday öğütebilmesi için rüzgar ister. El el için ağlamaz, başına kara bağlamaz. Herkes derdinin çaresini başkasından beklememeli, kendisi bulmalıdır. Elin adamı derdinizde sizin gibi yanmaz. El elden kalmaz, dil dilden kalmaz. Bir kişi başkasına vurursa, o da kendisine vurur. Bir kişi başkasına kötü söz söylerse, o da kendisine söyler. Saldırganın eli, dili var da saldırılanın yok mu? El elden kalmaz, dil dilden kalmaz. El elden üstündür. Bir konuda çok ileri durumu bulunan kişi o konunun son kertesine ulaşmış değildir. Kendisinden ileri derecede birinden yüksek birçok kimseler daha vardır. Her şeyin daha iyisi vardır. El el üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.
birbirinin üstüne konabilen, birbiriyle birleşebilen birçok şeyler vardır. Ancak bir aile üstüne ikinci bir aile aynı evde yaşayamaz. El eli yıkar yüzü. El eli yıkar yüzü. Bir kişi başka bir kişiye yardım ederse o da bu iyiliğin altında kalmaz, güçlenmiş olarak yardımlara koşar. El elin aynasıdır. Birbirine yabancı kimseler bile birbirinin durum ve davranışlarını dikkatle izlerler. Onlar üzerinde doğru bilgi edinirler. Öyle ki kimi zaman kişi kendi özelliklerini başkalarından öğrenir. El elin nesine gülerek gider yasına. Bir kimsenin acısı başkasının umurunda değildir. Bu acı ile ilgilenir görünse bile içinde acı duymaz, keyfini bozmaz. El için ağlayan gözden olur. Başkası için yapılacak özverinin bir sınırı vardır. Bunu aşarsanız uğrayacağınız zarar yanınıza kalır. El için yanma, narı ara. Hiç kimse için üzülüp kendini tehlikeye atma. Keyfine bak, rahatını bozma. El için yanma, narı ara. El kazanı ile aş kaynamaz. Önemli bir işini başkasının yardımıyla başaramazsın. Yardım her an durdurulabilir. İşin yarıda kalır. El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım. Bir varlıklı adına iş gören kişi bol bol harcamada bulunur. El terazi, göz mizan. Ağırlık ya da hacim için her vakit terazi ölçü kullanmak gerekmez. Elle tartılıp ağırlığı, gözle bakılıp hacmi kestirebiliriz. El öpmekle ağız aşınmaz. Çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak, hatta yalvarmak gerekirse yapınız. Bununla hiçbir şeyiniz eksilmez. Eldeki yara, yarasızda duvar deliği. Bir kimsenin acı ve sıkıntısı başkasına dert gibi görünmez. Üzüntü içinde olan o değil ki. Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Bir kimsenin sürekli ihtiyaçları başkasının yardımıyla tam olarak karşılanmadığı gibi bu yardım gerekli olduğu zamanda da yapılmaz. Onun için kişi yalnız kendi kazancına güvenmelidir. Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Elden yiyen börkmüş, keseden yiyen çökmüş. Çalışıp kazanan kişi yokluk yüzü görmez. Hep hazırdan yiyen çok geçmeden yoksulluğa düşer. Eli boşa ağa uyur derler, eli doluya ağa buyur derler. Armağansız gelen kişiye yüz verilmez. Dahası arayıp sorduğu evin büyüğü onun yanına çıkmaz. Armağanla gelen kişi ise güler yüzle ve saygıyla karşılanır. Elif'in hecesi var, gündüzün gecesi var. Kolay ve düzgün başlayan iş hep öyle sürüp gitmez. Güçlükler ve aksaklıklarla birlikte yürür de.
Elde yiyen yolda acıkır. Elif'in hecesi var, gündüzün gecesi var. Elmayı soy da ye, armudu say da ye. Elma kabuğu soyularak, armut da aşırı gidilmeyerek sayı ile yenilmelidir. Elde bulunan beyde bulunmaz. Beyler varlıklıdır, güçlüdür, saygındır. Sanılır ki her şey onlardadır. Ama öyle şeyler vardır ki beyde bulunmaz, da halkta bulunur. Elde bulunan beyde bulunmaz. Beyler varlıklıdır, güçlüdür, saygındır. Sanılır ki her şey onlardadır. Ama öyle şeyler vardır ki beyde bulunmaz da halkta bulunur. Elmayı havaya at, düşünceye kadar Allah kerim. İyi niyetle başlanan işin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı kestirilmese de olumlu sonuç alınabileceğine inanmak gerekir. Elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz. Arpa unundan aş olmadığı gibi eltiler de birbiriyle kaynaşıp arkadaş olamazlar. El vergisi gönül. Bize bir şey verene, armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uyanır. Er ek, geç ek, tava ek. Tohumu ekim zamanının ister başı, ister sonu olsun, herhalde nemli toprağa atmalısın. Er oyunu üçe kadar. Birinci ve ikinci denemede başarılamayan iş için üçüncü bir deneme yapmak gerekir. Bu kez de başarı sağlanamazsa artık o işten vazgeçilmelidir. Et ola, it ola. Çok karlı bir iş ortaya çıksın da dört gözle bekleyenler ondan yararlanmaya çalışmasınlar. Olacak şey mi? Ev dememişler, evran demişler. Bir ev doymak bilmeyen ejderha gibidir. Bir yandan eksikleri tamamlanır, bir yandan yeni eksikler ortaya çıkar. Eyreti ata binen tez iner. Geçici olarak başkasının malını ve yetkisini kullanan kişi çok geçmeden bu mal ve yetkiyi asıl sahibine bırakacaktır. Eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz. Bir kimsenin işi bozulursa durumunu düzeltmek için yardım edenler bulunur. Ancak en büyük çabayı kendisi gösterir. Eşeğe kaç gün yol gidersin demişler. Onu bizden geç bilir demiş. Eşeğe kaç gün yol gidersin demişler, onu bizden geç bilir demiş.
Tembel kişinin üretebileceği iş, kendisini çalıştıranın tutumuna bağlıdır. Türkçe atasözleriyle ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.